Bugün Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın ile dünkü dev derbiyi değerlendireceğiz. Arif Bey, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Dün kıyasıya bir mücadele izledik. Galatasaray Fenerbahçe'yi evinde konuk etti ve Fenerbahçe bu karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. 90 artı 4'te bulduğu golle. Siz genel olarak maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray nasıl kaybetti? Fenerbahçe nasıl kazandı? Gerçekten skoru önceden kestirilemeyen maçlar, bu derbiler, özellikle de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olunca. Dünyadaki örnekleri de zaten işte El Clasico'dan River Plate'ye, Boca Juniors maçına ya da Inter Milan maçına hiç girmeyelim. Direkt Nefs Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe maçına bakalım. Öncelikle ilk 84 dakika Galatasaray oyunun hakimiydi. Fenerbahçe maça kötü başladı. Galatasaray iyi başladı. Ve nitekim Galatasaray hızlı kenar oyuncuları ve geçiş oyunuyla 1-0'ı buldu. 2'yi 3'ü atabilirdi. Ama ondan sonra Fenerbahçe'nin gerçekten savunmada devleşen Koreli oyuncusu kim? Kaleci Berke ve ayağına mahir isimler maça ortak ettiler Fenerbahçe'yi. Ayağına mahir isimler derken hani kadrolar açıklandığında dörtlü defans olduğunu gördük. Normaldir. Üçlü defans Fenerbahçe için riskti. Ama orta sahada 3 tane ayağına hakim, ayağına mahir, topla oynamayı seven İrfan Can Sosa, Mesut ve yanlarına Zak'la Mert Hakan yandaşı koymuş teknik direktör Parayra. Ve orta alanı ele geçirdiler. Orta alanı ele geçirince bu kez maç böyle Fenerbahçe'ye döner gibi oldu. Nitekim Mesut'un, üstelik hani koşmayan, tembel vesaire denen, biz demedik de Mesut'un 65-70 metre depar atıp üstelik sağ ayağıyla Muslera gibi bir kaleciyi avladığı gol var. Müthiş. Birbirinden sonra Fenerbahçe'nin de bir iki pozisyonu oldu. Ama ikinci yarıda, biraz evvel 84. dakikaya kadar dediğim gibi Galatasaray çok bariz gol pozisyonları yakaladı. İşte sol kenardan Arnold'un getirdiği, Halil ve Fegoli'nin atamadığı. İlerleyen bölümde Çagne'nin oyuna girip karşı karşıya atamadığı. Yine Çagne'nin içinde olduğu bir pozisyon. Yine Kerem'in pozisyonu. 84. dakikaya kadar böyle maç geldi. Bu arada Fenerbahçe çok kritik oyuncu değişiklikleri yaptı. Orta sahada biraz evvel hani oyunu tutan oyuncuları çıkardı. Ve Crespo, diğer oyuncu. Yani bir ciddi değişikliklere gitti Fenerbahçe. Bakıldığı zaman hani orta sahayı bırakıp Fenerbahçe biraz daha böyle hani savunma ve hücum hattını güçlendirmiş gibi gözüktü. İşte o bölümde Fenerbahçe'nin bir de eksik kalışı ortaya çıktı. Bence ağır bir kararla Tisserand oyun dışı kaldı. Ki yani hani ilk sarı kart için bir şey demem ama ikinci sarı kartta temas yok gibime geldi. Hani sadece korkutma amaçlı basıyor şöyle ayağıyla. Kırmızı kart, hemen o kırmızı kartın akabinde Çagne'nin kafayla attığı gol, ki Fenerbahçe defansında kimin dengesi bozulmuştu o an yanındaki Tisserand oyun dışı kalınca. Fakat işte ondan sonra maç orada bir koptu. Çünkü VAR odası Çagne'nin rakibini eliyle ittiği için golü iptal etti. Kabul. Ben burada hakem Halil Umut Meler ve VAR odasındaki Yaşar Kemal Uğurlu'ya %100 katılıyorum. Ama gel gelelim, maçın uzatma dakikalarında Galatasaray'ın penaltı itirazı var. Yine çok benzeri bir pozisyon. Galatasaray bir korner atıyor. Biraz önceki kenar toptu bu korner. Kornerde yanılmıyorsam Fenerbahçeli Serdar Dursun, oyunu tutması için oyuna alan Serdar Dursun, rakibi Berkan Kutlu'yu itiyor. Ki Berkan Kutlu da topla oynama alanında. Yani topu kafasıyla aşıracak, arkadaki oyuncu arkadaşı vuracak. Senaryo bu. Berkan Kutlu tam böyle topa yönlenirken Serdar Dursun'un el hareketini görüyoruz. Biraz evvel Çagne'nin el hareketinde faul veriyorsun. Biraz sonra aynı alanda, aynı yerde, üstelik hakem de böyle pozisyonun içinde. Görmeme ihtimali yok. O pozisyona penaltıyı vermiyorsan, VAR odasından uyarı gelmiyorsa da, kusura bakmayın, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarını incelemek, irdelemek lazım. Yani şimdi geçiş oyundan bahsettik biraz evvel. Galatasaray geçiş oyununu tercih etti Berkan Kutlu ve ayağına hakim hızlı oyuncularıyla. Orada çalınan düdükler var, kritik düdükler var. Ki hakem o 84 dakika boyunca iki tarafa da hatalar yaptı. Mesela Galatasaraylı Marko kırmızı kartla oyun dışı kalabilirdi, tıpkı Tisserand gibi. Benzeri sertlikteydi. Onu attı, onu atmadı.
Ama maçın sonunda siz penaltıysa penaltıyı vereceksiniz, karışmayacaksınız. VAR odası şimdi diyorlar ki işte itmelerde VAR odası uyarmıyor. Ben buna katılmıyorum. Ya oyuncu yerden papatya koparsa uyarıyor VAR odası. Biraz önce uyarmış. Yani Çakne'nin pozisyonunda. Çünkü Çakne'ninki de itme. Hani hakem hocaları da burada bence çelişkiye düşüyorlar. Şimdi dün akşam koca koca özellikle yayıncı kuruluş olsun veya diğer kanal olsun görüş belirtiyorlar. Aynı benzeri hakem hocaları başka kanallarda farklı şeyler söylüyorlar. Şimdi itmelerde VAR karışmıyor. Hayır karışıyor. O zaman Çakne'yi niye iptal etti? Çünkü biliyorsunuz orta hakem Halil Umut Meler Çakne'nin önce golünde düdüğü çaldı, skora yansıdı. Sonra bir gitti, baktı. Böyle bir şeyler yaptı, iptal dedi. Ama aynı pozisyonda gidemiyorsan o zaman Galatasaray'ın komplo teorileri ne kulak vermek gerekir. Ama Fenerbahçe dediğim gibi oyunu güzel tuttu. 10 kişiyle yıllar sonra ezeli rakibini yendi. Bunlar Fenerbahçe adına güzellikler. Özellikle biliyorsunuz bu maça gelene kadar Mesut Özil, İrfan, teknik direktör Pereira ve Ali Koç arasında sıkıntı vardı. Bir anlamda Serdar Ali Çelikler meslektaşımın dediği gibi bir konsensüs, bir koalisyon sağlanmış, bir barış gelmiş. O barış da Fenerbahçe'yi galibiyete ulaştırdı. Siz de biraz bahsettiniz hakem Halil Umut Meler'in performansından. Evet. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar var. Aslında çok sert bir çıkışta bulunuyor kendisi ve TFF'ye gideceğim diyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Burak Elmas haklı mı? Haklı. Haklı ama şöyle bir geç kalınmış durum. Yani Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu vardı. O zaman Galatasaray Kulübü daha sert bir tepki gösterebilirdi. Ki hakkını yemeyelim Sayın Burak Elmas ve Galatasaraylı üyeler. Federasyon yönetiminin mali idari oylanmasında, ibrasında çekimsel oy kullandılar. Yani ne eksi ne artı kullandılar. İşte orada o zaman ibra etmeyecektiniz. Gideceksiniz tutanak defterine yazdıracaksınız. Çünkü tamam, mali olarak ibra edebilirsiniz. Ki onu da edemezsiniz de. Çünkü çok fena harcamalar var federasyon bünyesinde. Ama idari biçimde, yani bu işte MHK'nin idare edilmesi. İdari biçimde ibrasızlık şerhi koyacaksınız karar defterine. Bu sefer haklınız ortaya çıkacak. Şimdi Sayın Burak Elmas'ın görüşlerinin birkaçını çok yakın. Yani Cumhuriyet'te de hem Cumhuriyet TV hem kısıtlı da olsa Cumhuriyet Gazetesi ve internet portalımızda gündeme getiriyoruz. Evet, MHK'nin içinde Rıdvan Dilmen'in dediği gibi bir FETÖ izi var. Benim lafım değil, tırnak içinde bakın tekrar. FETÖ izi. Bununla ilgili bir yaptırım uygulanmadı. Ben görmedim. Rıdvan Hoca da lafını geri almadı. Onu da duymadım. Aldıysa özür dilerim. Böyle bir durum söz konusu. Akraba hakemler, yöneticiler var. On binlerce liralık huzur hakkının yarattığı bir koltuk koruma durumu söz konusu. Yani Sayın Burak Elmas bunlara dikkat çekti. Eğer dedi hani MHK kendini düzeltmezse Futbol Federasyonu'nun istifasına kadar işi vardırız demeye getirdi. Tam o cümleyi kullanmasa da. Özellikle hakem Halil Umut Meler ve VAR odasındaki Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu sezon boyunca Ali Sami Yen Stadyumu'na bir daha gelmemesini, Galatasaray maçlarında görev almamasını istedi ki bu çok ağır bir talep. Eğer MHK bu talebi yerine getirirse o MHK kendi düklerini duvara assınlar. Ha, getirmezlerse de bu sefer Galatasaray ne yapacak? Onu göreceğiz. Bence Burak Elmas çoban ateşini yaktı. Çünkü bu hafta Galatasaray'ın canı yandı. Bakın önümüzdeki gün, belki bugün, belki yarın, belki haftaya Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da canı yanacak. Çünkü bu hakemler formsuz. Bu hakemler verdikleri A kararı, A maçında verdikleri kararı B maçında veremiyorlar. B'de çok farklı bir karar veriyor. C'de daha da farklı bir karar veriyor. Bir aklı evvel federasyon yöneticisi de çıkmış demiş ki ya hakemler herkese hata yapıyorsa demek ki doğru yoldayız. Ya hatayı savunan tabii şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde dolar olmuş 11 küsür, euro olmuş 12,5, 13, sterlin olmuş 14-15. Bunu bir savunan ekonomi aklı varsa hataları savunan MHK ve federasyon aklında olması gayet doğal. Çünkü güzel ülken böyle yönetiliyor.